Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Hyundai Getz 2005 GLS'nin gösterge paneli sökmesini göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz iki tane vida var zaten. Öncelikle onları sökeceğim. Bir taraftan tabi elimle telefon tuttuğum için dolayısıyla çok verimli olmayabilir ama bir tane de şu tarafta var. Şöyle biraz daha yakın göstereyim ama görünüyor mu bilmiyorum. Bunu söktükten sonra şuradaki şeyi biraz gerdirerek alıyorsunuz ama çok da zor değil. Şuradan tuttuğunuz zaman şuradan zaten geçmeli bir şey var. Şuradan şöyle biraz daha uzaktan alayım. Şuradan şu şeyi söküyorsunuz. Ve gösterge panelinizin ulaşmış oluyorsunuz ama şurada şu sağda ve solda iki tane daha vidamız var. Onları da söküyorsunuz. Hatta şurada da üstte iki tane daha vidamız var. Ben onları size unuttum söylemeyi. Gösterge panelini tutan yani toplamda 4 tane vidamız var. Bu şekilde gösterge panelini çökmüş oluyorsunuz. Ama arkasında hem solda şuradan kamerayı bilmiyorum ne kadar belli olur. Yani hem şu noktada hem de şurada iki tane geçmeli soketimiz var. Bir tanesi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz soket. Şuradaki şeye pine bastığınız zaman şuradaki pini bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buna basılıp çekiyorsunuz ama çok zorlanıyorum açıkçası ben bunu çekerken. Biraz sert bir soketimiz bu. Şu şekilde çıkıyor. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Bir tane de arkada var aynı şekilde. Şuradan bakınca göreceksiniz. Bunun da şu yanlardan, şu yan noktalardan basıyorsunuz. Diğer tarafında da var aynı şekilde. Basıyorsunuz ve sağa sola oynatarak çıkarmış oluyorsunuz. Sonradan şöyle panelinizi sağına soluna şey yaparak yani şu şekilde paneli çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Gösterge panelimiz. Ve şurada da ışıkları var. Ben geçen sefer arkadaşlara şey yapmıştım. Normalde ben size bir saniye şöyle göstereceğim. Çıkan ışıkları şu şekilde. Şunu görmüş olduğunuz gibi. Bu şuradaki benzin göstergesinin ışığı. Yani şuradan baktığınız zaman şu hatta şu sol tarafta kalmış oluyor. Sol taraftaki benzin bitimindeki yanan ışık. Benzin bitimini gösteren ışık. Bu taraftakiler dolayısıyla işte gösterge panelininki, buradaki display ekranınki. Şu display ekranınkini ben kendim arkadaşlar şu şekilde zaten ulaşıyorsunuz. Burayı çökebilirsem eğer. Şuradaki display ekranın ışığı şöyle hafif çeviriyorsunuz. Bu normalde yeşildi. Ben bunu eşimin oyasıyla şu kısmını boyadım. Yani bunu aslında normal olarak hani ben tabii eldeki imkanları kullanarak yapmış oldum da
Normalde şunun dışına şu kap aslında dışında yani ampulün üstüne dış kaplama yeşil kaplamışlar. Sarı bir ışık. Yeşil kaplama olduğu için bizim şu display ekranımızdaki şey ışık yeşil yanıyor normal şartlarda. Ben onu en azından turuncu renge yakın olsun diye eşimin hocasıyla şu dışını biraz boyadım. Boyadıktan sonra verdiği ışıkta bir dolayısıyla biraz daha aslında şey olmuyor. Dış ve turuncu bir ışık şeyi bulursanız aslında ya da daha güçlü bir lamba takarsanız daha iyi olmuş olur şu. Bunu ben bu şekilde işte boyayarak turuncuya yakın bir ışık elde etmiş oldum. Tekrardan takıyorsunuz, hafif sağa doğru çeviriyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar, şu bahsetmiş olduğum ışıklar, dediğim gibi şu 4 tanesi, bilmiyorum kamera gösteriyor mu, şu 4 tanesi gösterge panelinin arka ışıkları. Onlar şu şekilde bir ışık. Az önceki bahsetmiş olduğum kaplama şekli de şunlar işte. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kameraya biraz daha yakınlaştırayım, bilmiyorum net görüntü elde ediliyor mu. Şu naylonu ben boyamıştım diğerindeki gibi. Bunlar orijinal olan ışıklar, yeşil ışıklar. Ben onları söktüm. Onun yerine şu şekilde led aldım. Çift taraflı beyaz led. Parlak, güçlü bir şey bunlar. Ben bunlardan takmıştım ki şey olsun diye, beyaz ışığa çevirmek için. Ama arkadaşlar bunları yaparken de ince bir ayrıntı var. Bunların yani yönünü eğer yani taktığınız zaman takın. Tabi daha monte etmeden önce şu güç kablolarını takıp da arabanızda deneyin. Taktığınız zaman arabayı işte çalıştırın. Eğer çalışmazsa eğer ışık yani ışık vermezse bunların yönü var. Hani artıyı bulmak için ters çevirin. Tekrar aynı şekilde takın ama. Hani şunlara dikkat edin. Hani hangi yönde takıyorsanız eğer şu takmış olduğunuz yere. Şu şekilde mesela diyelim ki şu şekilde taktınız. Çalışmadıysa şunları çekin şu şekilde. Tersini çevirin. Aynı açıyla tekrardan aynı yere takın. Çünkü ben de birkaç denemeden sonra onu bulabildim. Taktıktan sonra tekrardan yerine takın. Şöyle hafif sağa doğru çevirin. O şekilde şu 4 tanesini aynı ışıktan. Kaçlık olduğunu açıkçası ben de hatırlamıyorum. Üzerinde 750 diye bir şey yazıyor ama şimdi net bilgi vermiyor. Bunu herhangi bu elektrik malzemeleri, hani oto elektrik malzemeleri satan bir yerlerden temin edebilirsiniz. 3 tanesini şu şekilde uzundan taktım. Ama bir tanesi şu, yani gösterge panelini şöyle tuttuğunuz zaman sağ taraftaki devir göstergesi değil de kilometre göstergesinin ikincisi. Oradaki mesafe kısa olduğu için oraya daha kısa bir led aldım ben mecburen. Oraya çünkü o diğer taktıklarımız şu uzun olanlar olmuyor. Mesafesi kurtarmadığı için ben oraya normal led yerine şu kısa ledlerden aldım taktım. Bu kısa ledleri de yine aynı oto elektrikçide bulabilirsiniz arkadaşlar. Santim bazında yaklaşık herhalde 1 santimdir. Onlar da biraz 2 santim civarlarında bir şeydir. Bunun da aynı şekilde yönü var. Aynı şekilde taktıktan sonra şeyi kullanabilirsiniz. Ya dilerseniz diğer ışıkları da aslında değiştirebilirsiniz. Diğer işte atıyorum sinyaller olabilir. İşte kilometre saatin şeyleri falan. Hani dilerseniz onlar üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz. Ben çok fazla teferruata girmek istemedim. Hani sadece beyaz ışık vermesi benim için yeterliydi. O şekilde ışık yaptım ama tabii belki benden kaynaklı benim şu sağ noktadan hafif bir ışık yansıması oluyor normalde açtığım zaman. Onu ben şu gösterge şeyini de şuradan şu kanalları şey yaparak sökmüştüm. Yani temizlemek isterseniz de ayrıca şuradaki şeylere dişliler var. Hani geçmeli olduğu için şuralarına bastırarak hafiften şurasını sökebilirsiniz. Yani şu üst plastik parçayı içeriden temizleyebilirsiniz. Yani tozlandığını düşünüyorsanız bunu da temizlemesini yapabilirsiniz.
kilometre şeylerine çok dokunmayın. Hiç gerek yok yani sizin kilometre şeyleriyle şu taraflar ikisi yani gösterge panelindeki şeylere hiç gerek yok. Çünkü onları hassas şeyler olduğu için hiç gerek yok. Hani bozabilirsiniz, ayarlarını bozabilirsiniz. Hiç gerek yok onlara dediğim gibi. Sadece arka tarafında şeyleri deneyin. O şekilde yapıyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar. Temizleme konusunda da tekrardan hani göstermek gerekirse şuradaki şeyleri plastik aksamı tutan şeyleri söküp bastırıp tırnakları böyle geçmeli zaten. Şöyle şurayı da şey yapayım. Tabii. Hassas olduğu için şöyle şu tarafında da var. Her bir tarafında var. Yaklaşık herhalde 7-8 tane falan vardır. Şu şekilde göstergenin plastik aksamı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani içeriden parmak izi vesaire olduysa daha önce ustalar vesaire yani bir tamir gördüyse bunu şey yapabilirsiniz. Ya da gösterge panelinin orasını silmek isterseniz bu şekilde hani ulaşıp şuralarını tozlanan bölge gördüğünüz yer varsa yapabilirsiniz buraları da. Temizleyebilirsiniz. Takımı da tekrardan bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar. Önce bir denersiniz hani ışıkların yanıp yanmadığını şeyleri takarsınız. Arabayı monte etmeden çünkü zaman alan bir iş olduğu için monte etmeden önce bir elektrik kontağı çevirirsiniz. Denersiniz ışıklarınızı herhangi bir problemi var mı yok mu diye. Ondan sonra eğer bir problem yoksa tekrar o vidaların 4 tane işte şeyi monte edersiniz. Öncelikle gösterge panelini sonradan da ana kapağını takıp ilk başta sökmüş olduğunuz onun da 2 vidasını monte edersiniz. O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Biraz uğraştırıyor ama tabii bunun için aslında öncelikli olan da kısa bir tornavida arkadaşlar. Ben de bunu herhangi milyoncudan ya da hırdavatçıdan eğer böyle bir tornavidanız yoksa bu şekilde kısa yani yaklaşık bir 10 santimlik çünkü diğer uzun tornavidalarla sökümü çok zor oluyor açıkçası. Ben ilk yapımında öyle uğraşmıştım. Şu şekilde kısa bir 10 santimlik bir tornavida sizin işinizi görecektir. 10-11 santimlik bir şey. Hem sökümünde gayet kullanışlı yani her zaman arabada da bu tarz şeyler tamir işleri yapıyorsanız şöyle bir tornavida işinizi görecektir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan size elimden geldiğince hani benim de yapabildiğim şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum size. Hoşça kalın.